İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 20 Ekim 2013 Pazar. The Magpie dergisindeki Scratch projelerine devam ediyoruz. En son 10. bölümü işlemiştik. Bugün sıra 11. bölümde. 11. sayı Nisan 2013 sayısıymış. 3. sayfada Contents bölüm var. Oraya gidiyorum. İçindekiler yukarıya doğru kaydırdığımda Scratch'i buluyorum. 34. sayfada Scratch Patch, Heap Sort varmış. Bir sort algoritması, yani sıralama. 6. bölümde Bubble Sort'u görmüştük. Çok basit bu sıralama algoritması idi. Heap Sort, yığın sıralama algoritması. 34. sayfaya gidelim hemen. King of the Heap demiş. Sıralamaların kralı. Yani heap sıralama algoritması gerçekten sıralama algoritmalarının en hızlı çalışanı, en etkin olanıdır. Difficulty easy ve yazması da kolaydır. Bubble Sort kadar kolay olmasa bile yine de kolay olduğunu şimdi göreceksiniz. Burada ilk girişte her şeyi özetlemiş, bilgileri vermiş. Böyle bir yığın haline çeviriyorsunuz demiş. Data yapınızı, veri yapınızı, yani rastgele sayıları. Buna yığın denmesinin sebebi işte bunların altında, bu aşağıya doğru uzadıkça her birinin ikişer tane nodu, bunlara node deniyor. Şu node kelimesi bunlar için ifade ediliyor. Düğüm noktası var. Böyle bir yığın oluşturuyorsunuz ve kural şöyle, her bir nodun iki tane child'ı oluyor. Child nodu. Bunlara çocuk nod deniyor. Aile soy ağacı gibi düşünürseniz buradan işte anne baba aile, ailenin iki çocuğu var. Her birinin işte ikişer çocuğu oluyor. Kural şu, burada root demiş, ben parent diyeceğim. Bir root'un iki child olabilir diyor. Bu da bir root olduğunda bunun iki child'ı var. Bu root olduğunda bunun iki child'ı var şeklinde. Bu da root ve bunun iki child'ı var. Ben parent diyeceğim, child kullandığı için. Çünkü bunların parent'ı olur. Bu isim seçmekte serbestsiniz. Root da kullanılır, parent da kullanılır. Child yerine branch, yani dal da kullanılır. Root kök demek. Ben parent ve child'ı tercih ediyorum. Ve iki kural var. Onlardan bahsediyor burada. Her node, bunların her biri birer node, en fazla iki tane child olabilir diyor. O yüzden buna ikili yığın veri yapısı deniyor. Yani binary heap data structure. Bir tane olabilir ya da hiç olmayabilir. Burada bir tane olan yok ama yapı bu şekilde. İkinci kuralda her çocuk parent'ından, yani bunların içinde bulunduran, bu notların içinde bulunan sayılardan bahsediyor. Parent'ından küçük ya da eşit olabilir. Yani mesela bu 19 küçük. En fazla 100 olabilir. 101 olamaz. 101 olduğu zaman o parent'a geçer, bu buraya gelir. Yani swap işlemi yaparım. Swap'i de biraz sonra göreceğiz. Bunu böyle açıklamış. Bunu heap listin içinde örnek sayıları yerleştirmiş. Heap phi diye bir kelime tanımlamış. Yani yığınlaştırma ve burada demiş yes that is a real word. Yani İngilizce'de şunu anlıyoruz. Günlük hayatta kullanılan bir kelime değil demek ki, parantez içinde belirtmiş. Yığınlaştırma diye Türkçeleştirebiliriz. Bu bir yığın yapısı olduğuna göre yığınlaştırma. Ve şurada da indekslerinin 2i ve 2i artı 1 şeklinde oluştuğunu göstermiş. Onu biraz sonra inceleyeceğiz. Şurada speed test yapmış. Hız testi. 50 tane rastgele sayı için daha önce yazdığı bubble sort'la sıralama yaptığında 637 swap ile, yani sayı yer değiştirmesiyle 52 saniyede bitirmiş. Yine 50 tane sayıyı heap sort uyguladığı zaman büyük ihtimalle aynı sayılara kullanmıştır. Aynı rastgele sayılara eşit şartlarda yarışması için. Bu daha az swap yapmış. 245 swap ile bitirmiş. Ve 37 saniyede, daha kısa bir sürede. Bu 50 sayısı arttıkça, liste uzadıkça, yani karışık sayıların sayısı arttıkça bu aradaki fark açılır. Bubble sort sürekli olarak artan bir şekilde büyür süresi. Heap sort da o kadar uzun sürmez. Yani aradaki fark gittikçe açılır. Bu da böyle. Sonra aşağı iniyoruz. Örnek programı, yaptığı programı yazmış buraya. Bunlar hep yaptığınız şeyler, rahatlıkla anlarsınız. Bir tane forever döngüsü var. Onun içinde bir tane if else bloğu var. If else bloğunun içinde, else'in içinde bir tane if bloğu, onun içinde bir if bloğu daha var. Sonra bir tane daha if else var. Şimdi bu iç içe if'ler, if else'ler bu şekilde analiz etmek için oldukça işi zorlaştırıyor. Ben bunu yazdım, çalıştırdım. Hakikaten çalıştı, biraz sonra göstereceğim. Size de yazmanızı tavsiye ederim. Hatalar olacaktır. O hataları düzeltip çalıştırdığınızda program doğru çalışıyor. Ya da isterseniz diyor şu adrese gidip, burada adres vermiş, bu adrese gidip bu programı görebilirsiniz diyor. Ben hemen yazıp çalıştırdığım programı göstereyim. Bu program şöyle çalışacak.
heap sort olarak yazdım bunu, kaydettim. Çalıştır dediğimde şöyle yapıyor, bakın. Yeşil bayrağa bastığımda press down key to load random data. Rastgele sayıları yüklemek için aşağı oka basın. Load your data if you prefer. Eğer isterseniz kendi datanızı yükleyebilirsiniz diyor. Onu göstereceğim biraz sonra size. Ve press space to sort diyor. Sıralamayı başlatmak için. Şimdi ben biraz önce söylediği gibi klavyedeki aşağı ok tuşuna bastım ve içini 15 tane rastgele sayıyla doldurdu ve bekliyor. Space'e basınca bunları sıralamaya başlayacak. Basıyorum space'e. Bir şeyler yapmaya başladı. Bakın program çalışıyor. Swap'e gidiyor, geliyor da sırada. Heapify'a gidip geliyor. Ve ana program sürekli çalışıyor. Space'e bastım ya. Bir şeyler yapıyor. Yaptığı şeylere bakalım. Sıralamış, buraya kadar sıralamış bile. Gittikçe de tersten, büyükten küçüğe tersten sıralıyor. Böylece küçükten büyüğe sıralanmış oluyor. Done dedi ve 42 swap'te işi bitirdim dedi. Diğer durum neydi? Rastgele sayılar üretmek yerine siz kendiniz diyor. Eğer isterseniz hemen bundan sonra isterseniz kendi datalarınızı yükleyebilirsiniz diyor. Bunu nasıl yapacağını dergide anlatmış. Ben basitçe şöyle göstereyim. Burada iken, bu moddayken, şurada değil, burada yapamazsınız. Sağ tuşa, sol tuşa bastığınızda hiçbir şey olmaz. Ama edit modundayken, yani bu programı yazma modundayken, burada herhangi bir gri kısmında sağ tuşa bastığınız zaman import var. Scratch Project klasörün içinde, ki bu başka bir klasörde olabilir, buraya kaydettiğiniz bir sayı listesini, karmaşık bir sayı listesini okuyup bunun içine yazabiliyor. Benim şu anda öyle bir sistem yok. Hemen hazırlayayım. Onu hazırlamak için not defterini kullanacağım. Raspberry'de LeafPad'i kullanabilirsiniz. Buna çok benzeyen basit bir editördür. Ve sayı olarak da, örnek sayı olarak da şu sayıları kullanacağım. Bu sayıları. Burada verdiği Wikipedia'ya gittiğiniz zaman da bununla karşılaşacaksınız. Bu sayılar var. Örnek sayı olarak bunları kullanacağım. Ben bunları karmaşık olarak da değil. Şimdi küçükten büyüğe sıralacak ya. Ben bunları büyükten küçüğe sıralıyorum. İşi iyice zorlaştırıyorum. 100, 36, 25, 19, 17, 7, 3, 2 ve 1'miş. Bunu dosya kaydet deyip şöyle diyeyim. Random numbers. Random alt çizgi numbers diye kaydediyorum. Text olarak kaydedecek. TXT soyadlı kaydet. Bununla işim bitti. Şimdi buraya gelip sağ tuşa basıp import. Scratch Projects'in içinde random numbers gelmiş. Bunu tıklayıp OK deyince evet o sayıları buraya yükledi. Rastgele sayılar aşağı ok yerine importla bunları kaydettim. Ve space'e basınca başlıyor sıralamaya. 100 aşağı indi. 36, 25, 19, 17, 7, 3, 2, 1 sıraladı. Down dedi. 20 swaps down. 20 tane karşılıklı sayı değiştirmesi yaparak, swap yaparak işi bitirdim diyor. Bir de şunu yapabilirsiniz. Yine burada sağ tuşla export edebilirsiniz artık bunu. Export deyip heap list bunun ismini aldı. İsterseniz buna isim verebilirsiniz. Şu şekilde sorted numbers. Deminkinden random'dı. Sorted numbers txt olarak kaydettiğinizde OK'ye bastığınızda ve onu gidip dosya aç dediğinizde sorted numbers artık sıralanmış. Küçükten büyüğe sıralanmış. Bu da başka projelerde de kullanabileceğiniz bir özellik. Listin içindeki değerleri dışarıdan import yani içe aktar yapabiliyorsunuz. Ya da export diyorsunuz, dışa aktar, bir dosyaya yazabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Algoritmayı daha iyi anlayabilmek için bir Scratch projesi hazırladım. Şablon gibi bir proje. Aslında tam olarak bir proje sayılmaz. Bunu kaydetmeden çık diyorum. Heap sort ders diye şöyle bir şablon hazırladım ki buradan algoritmayı uygulayarak aynı şu sayıları, bunlara sprite hazırladım ki şöyle bunlarla oynayabileyim, istediğim yere götürebileyim. Swap yapmak için buraya koyayım, buraya koyayım. İstediğim yere yerleştireyim. Sırf onun için herhangi bir kod yok içinde. Yazacağım kodları da stage'in içine yazacağım. Hatırlarsanız dergideki birçok programda sprite'ların içinde kodlar var, script'ler var ama genel bir script varsa bunu şöyle diyor genellikle. İşte bu sprite'lerden herhangi birine yazabilirsiniz. Stage'in içine de yazabilirsiniz. Burası da script bölümü var. Stage'de de bir script olabiliyor. Ben orayı kullanacağım. Yalnız şuna dikkat edin. Mesela motion kısmında hiçbir şey yoktur.
Çünkü background'da bir motion olayı yok. Lux'ta da herhangi bir sprite'a göre çok daha az özellik vardır. Ama şimdi yapacağımız işe uygun düştüğü için stage'in içine yazacağım. Evet, şimdi başlayalım. Öncelikle burada yığın yapısını oluşturdum. Soy ağacına benzer şekilde böyle bir yapı. Her bir nodun iki tane child'ı var. Ben parent diyorum demiştim. Burada gördüğünüz gibi. Parent, E. Onun birinci child'ı parent'ın iki katı. Yani bir alırsanız bunun bir child'ı iki. İkinci child'ı da iki çarpı i artı bir. İki kere bir iki artı bir üç. Herhangi başka bir tanesini alalım. Mesela beş numaralı node parent olduğu zaman iki kere beş on. Artı bir on bir. Bu şekilde her biri aynı şekilde çalışıyor. İki kere de 14 ve 15. Ben bu ağacı bu şekilde oluşturduktan ve sonra en üstten başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye sıralı bir şekilde numaralandırdığımda bu yapı zaten kendinden oluşuyor. İkili yığın yapı sistemi. Ve bunun içine ben rastgele sayılar yerleştireceğim. Rastgele sayıları da bu aynı bu sprite'ler halinde oluşturduğum aynı sayıları kullandım ve buraya karışık olarak üst üste sıraladım. Bunları tek tek sırayla buraya yerleştiriyorum. Bu listeye yerleştirmek gibi bir şey. Biraz sonra yapacağız bunun gerçeğini de. Başlıyorum. Bir numara, birinci noda bunu yerleştiriyorum sırayla. İkinci noda bunu. Üçüncü noda bunu. Eğer list olarak konuşursak itemlara. Dördüncü item'a bunu. Ben bunları daha önce rastgele sıralayıp üst üste koyduğum için sıradan alıyorum üstün. Hepsi üst üste orada tabaklar gibi sıralanmış. 6 numaralı item bu. 7 numaralı item'in içine bunu yazdım. 17'yi de 8 numaralı item'in içine yazdım. 9 numaralı item'in içine de 25 yazdım. Ve şöyle bir tane kırmızı bir sprite yaptım. O da benim duracağım nokta. Yani benim listemin uzunluğu. 9 elemanlı bir liste. Burada boş yerler var. Ve biraz sonra da algoritmayı çalıştırırken listenin boyunu kısaltacağım oluşturdukça bu yerini değiştirip nerede duracağımı bileceğim. Bana kolaylık sağlaması için bu diyagramı çizmiştim burada. Bunlara hemen değişkenlerini tanımlayayım. Parent, child 1 ve child 2 diye değişkenim lazım demek ki bana. Bir tane parent diye bir değişken. Bunlar indeks olacak. Bir tane child 1'im var. Alt çizgi 1. Make variable child 2 var. Alt çizgi 2. Bir tane de i var. Index. Esas önemli olan o. Şöyle yapıyorum şimdi. Bunları yerlerine yerleştireyim. Parent burada. Child burada. Child 2 burada. Bunların isimleri yazılı olduğuna göre bunları sağ tuşa basıp large readout yapıp şöyle aldığım zaman bu daha okunaklı bir hale gelir. Bunu da large readout deyip şuraya yazdım. İyi de burada dursun şimdilik. Şimdi ne yapacağım? Kontrolden stage'in içine yazıyorum script'i. Yeşil bayrağı koyuyorum. Beni ilk önce bir başlangıç pozisyonuna getirsin. Başlangıç pozisyonu nedir? Variables'tan öncelikle set i'yi 1 yapmak. 1'den başlayacak çünkü. 1 numaralı indeksten. Sonra bundan duplicate ile çoğaltayım. 2 tane daha koyayım. Bundan parent hesap edecek. Parent i olacak. Sonra child 1 ve child 2 hesap edecek. İndekslere ihtiyacım var benim. Bu listenin içindeki sayılara ulaşabilmek için. Onların da kuralları burada. Parent'ın yerine i'yi koyuyorum. Bu i olacak. Buradaki gibi. Artan i olacak. Child ise child 1. Operators'tan şuradaki gibi çarpma işlemi koyayım içine. Buraya 2 çarpı i. Duplicate i koyuyorum. Bu da 2 i oldu. Child 2 de şöyle bir tane artı koyuyorum. Şundan duplicate diyorum. Artı 1. Evet, bunlar oluştu. Şöyle yaptığımda ve
yeşil bayrağı bastığında bu şekilde 1, 2, 3 diye sıralandı. Peki ileriye doğru gitme nasıl olsun? Şöyle olsun. Kontrolden space'e bastıkça bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ilerlesin. O da nasıl olacak? Şunu aynen buradan duplicate yapıyorum. Şuraya koyuyorum. Parent'tan ayırıyorum. Bu set 1 yerine change i'yi 1 arttır. Change i by 1. i'nin üzerine 1 koy. Şimdi space'e bastıkça bakın 2, 4, 5 oldu. 2, 4, 5. Bir daha basıyorum. 3, 6, 7 oldu. Bir daha basıyorum. 4, 8, 9 oldu. Yaptığım işlemi bazen Enter'a basarak sıfırlıyorum. Bakın Enter'a bastığımda sıfırlandı. Bunlar sesli olarak da duyulsun. Şuna Space'e Sound'dan Play Sound Pop'u koyayım. Pop yapsın burada. Her basışında pop yaparak oraya basıldığı anlaşılsın. Bir de hazırlık içinde ben şöyle güzel bir ses buldum. Onu kullanayım. Effects'in içinden. Bir şeyler hazırlıyor ya. Typing. Evet. İşleri başlangıca getiren typing sesini de buraya koyuyorum. Bunları until done'lı koymadım. Çünkü sesi başlatsın. İşine devam etsin. Şimdi bakın yeşil bayrağı basınca her şeyi başlangıç pozisyonuna getirdi. 1, 2, 3 ve i de 1. Space'e bastıkça da ilerliyor. Evet, elimde artık güzel bir araç oldu. Heap sort algoritmasını kurallarına göre uygulayıp gerçekten de bu sayıları nasıl sıraya koyduğunu anlayabilmek, analiz edebilmek için bu yolu tercih ettim. Şu i'ye de artık ihtiyacım yok. Çünkü bu i her zaman parent'la aynı. Bunun ekranda durmasına gerek yok. Şimdi başlayayım. Kurallarım neydi? Önce bir yeşil bayrağı basıp başlangıç pozisyonuna geldim. Bir numaralı parent'tayım. Bir numaralı parent. Kuralları uyguluyorum şimdi. Hiçbir child parent'ından büyük olamaz. En fazla eşit olur. Burada kural ihlali olduğuna göre burada 7'nin parent olması lazım. Onun için swap işlemi kullanıyorum. Swap de hatırlayacaksınız. Swap diye bir değişkenin içine bunun içindeki sayıyı yazdığımda o orada saklanmış oluyor. Bunun içindekini buraya yazıp sonra buradaki swap'tekini buraya yazıyorum. Böylece bu tamamlanmış oluyor. Sonra child 2'yi kontrol ediyorum. 2'ye baktım. 3. Evet, burada bir sorun yok. Child parent'tan küçük. Şimdi hızlı olarak diğerlerini yapmaya, bu kurallara göre yapmaya devam edeyim. Bunu yapmak için her seferinde bir sonraki node'a geçmek için, yani 2 numaralı node'a geçmek için space'e basıyorum. 2, 4, 5 oldu. 2, 4, 5. Evet, parent child'dan büyük. Burada swap yok. 2, 36'dan küçük. Burada swap gerekir. Hemen swap yapıyorum. Böylece 2 numaralı not bitti. Bir daha basıyorum. 3. 3, 6, 7'ye kontrol ettiğimde 19 ile 3'ün swap yapılması gerekiyor. Çünkü 19 parent olacak kadar büyük. 3 ise ondan küçük child olur. Sonra child 2'yi kontrol ediyorum. 100 19'dan büyük olduğuna göre burada da bir swap işlemi var. Burası da bitti. Bir kere daha space'e basıyorum. 4, 8, 9. Şimdi 4, 8, 9 için bakalım 1, 17 hemen swap yapalım. Bunların yerlerini swap değişkenini kullanarak bu şekilde yaptım. Child 2'ye bakıyorum. Child 2 de 25, 17'den büyük olduğuna göre parent olmalı. Bir swap işlemiyle bunu da yaptım. Ve kırmızıya geldim. Buraya dayandım. Artık tekrar basıp da 5 numaraya gitmiyorum. Bastığım zaman çünkü 10, 11. Burada 10 numaralı veya 11 numaralı elemanım yok. Sınırım da burada. Burada olduğuna göre bu işlem bitti demektir. Bittiği zaman da ilave kural olarak şunu yapıyorum. Başa dönüyorum tekrar. Yani bu işlemi bir kere daha tekrar ediyorum. Başa dönmek için yeşil bayrağa basmam ya da Enter'a basmam lazım. 1, 2, 3. Şimdi tekrar yapıyorum. Bu sefer hızlı hızlı yapacağım. Evet, 36, 7'den büyük. Hemen swap yapalım. Ve child 2'ye bakıyorum. 100, 36'dan büyük. Swap yaptık. Ve bir atlattık. 7, 25'ten küçük. Parent olamaz. Parent 25 olmalı. Buraya aldım. Child 2'ye bakıyorum. Tamam, sorun yok. 25, 2'den büyük. Bir tane daha atlıyorum. 3, 6, 7. 36, 3'ten child 1'den büyük. Child 2 olan 19'dan da büyük. Sorun yok. Bir daha atlatıyorum. 7,
birden büyük, burada sorun yok ama 17'den küçük. Demek ki burada swap yapacağım. Hemen swap'imi yapıyorum. Ve artık bir daha bastığımda 5'e geldi. Burada durmam gerekiyor. Başa dönüyorum. Başa dönmek için Enter'a bastım. Her şey başa döndü. Tekrar bakıyorum. 100, 25'ten büyük, 36'dan büyük. Sorun yok. 25, 17'den büyük, 2'den büyük. Burada da problem yok. 3, 36, 3'ten ve 19'dan büyük. Bir sonraki not 4. 17, 1'den ve 7'den büyük. Şimdi bu tur sonunda hiç swap işlemi yapmadım. Gerek olmadı. Bu ne demektir? İşte bu liste şu anda hipified oldu demektir. Bütün nodlar, her bir parent kendi child'larından büyük. Eşit de olabilirdi ama büyük. Yani bu sona geldim. Bir turun sonuna geldim demektir. Her turun sonuna geldiğinde şunu yapıyorum. Bakın dikkat edin. Biraz sonra kodu yazarken buna implement etmek deniyor. Algoritmayı kod haline çevireceğiz. Yazmaya başlayacağız. Implement ederken de bunu uygulayacağız. Orada hatırlayın bunu. Bir turun sonuna geldiğimde hiç swap'siz bir tur attığımda kural şu, çok basit. En baştaki bir numaralı elemanla, çünkü artık bu tur bittiğinde bu parent en baştaki eleman, bir numaralı eleman sayı dizisindeki en büyük eleman olduğu ortaya çıkıyor. En büyük parent bu. Bununla en sondakini değiştiriyorum. En sondakinin ne olduğu önemli değil. Onu buraya alıyorum. Biraz sonra tekrar başlayacağım sıralamaya. Bunu da en sona aldım. Bunu en sona aldıktan sonra bakın çok önemli nokta bu. Bu kırmızı işareti buraya alıyorum. Artık listem 8 elemanlı. 8 elemanlı bir listede yapacağım aynı şeyi. Yani birazdan 4'e geldiğimde bunların child'larını kontrol ederken child 1'i kontrol edeceğim ama child 2'yi kontrol etmeyeceğim artık. Çünkü kırmızı çizgim burada. 8'i geçiyor. Şimdi başa dönüyorum ve hızla devam ediyorum. Evet, 7, 25 değiştir. Burada 36'dan parent olması gerekir. 25 child olur. Bir tane atlattım. 2, 7, 17. Evet, burada bir bozukluk var. Bunu düzelttik. 17 parent oldu, 7 child oldu. 17 2'den büyük. Burada swap'e gerek yok. Buraya geldim. 25, 3'ten büyük, 19'dan büyük. Burada da swap'e gerek olmadı. 4'e geldim. 7, 1'den büyük. Şimdi bu turu bitirdim. Tekrar başa dönüyorum. 36, 17'den büyük, 25'ten büyük. Tamam. 17, 7'den büyük, 2'den büyük. Tamam. 25, 3'ten büyük, 19'dan büyük. Tamam. 7, 1'den büyük. Şimdi bir turu bitirdiğimde hiç swap yapmadım. Yani bu da hipified oldu demektir. Yani yığınlaştırılmış bir yapı tamamlandı. O zaman kuralım, değişmez kuralım. Bir numarayı al, swap'e koy. En son eleman olan 8 numaralıyı, çünkü listem artık 8 elemanlı. Bir numaraya koy. 36'yı buraya koy ve sınırını, bunu da unutmuyoruz. En son sınırı buraya alıyorum. 7 elemanlı oldu. Enter'a basıp başa döndüm. 1, 2, 3. Başlıyorum. 1, 17'den küçük. 17 buraya. 25, 17'den büyük olduğuna göre bunu da swap yaparak yaptım. Sonra bir atlatıyorum. 1, 7'den küçük olduğu için 7 parent olur. Burada 7, 2'den büyük parent. Tamam. Bunda sorun yok. Bir tane atlattım. 17, 3'ten büyük. 17, 19'dan küçük. Bu olmaz. Hemen bir swap yapıyorum. Ve kırmızıya geldim. Artık durdum. Bir tur daha başlıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 25, 7'den büyük, 19'dan büyük. 7, 1'den büyük, 2'den büyük. Tamam. 19, 3'ten büyük, 17'den büyük. Bir tur bitti, hiç swap yapmadım. Demek ki sıra şuna geldi. Bir numaradaki elemanı swap'e al. 7'yi 1'e yerleştir. Swap'teki elemanı buraya koy ve sınırı buraya al ve Enter'a basarak başa dön. 17, 7. Tamam, sorun yok. 17, 19 olmaz. 19 parent olacak. Bu tamam. 2, 4, 5.
7 birden büyük, 2'den büyük. Sorun yok. 3, 6, 7. 7'ye bakmıyorum kırmızıdan sonra. 17, 3'ten büyük. Evet, burada da sorun yok. Şimdi buradaki bir sırayı bitirdim ama başa dönüyorum. Bir tane swap yaptım mı unuttum şu anda. Hemen burada kontrol ediyorum. 1, tamam. 2, tamam. 3, tamam. Hemen 1 numarayı buraya alıyorum. 3 numarayı buraya alıyorum. 19'u buraya alıyorum. Sırayı buraya alıyorum. Bakın dikkat edin. 100, 36, 25, 19. Tersten büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. Bu düzden küçükten büyüğe demektir. Enter. Başa döndüm. 3 ile 7 yer değiştirir. 7 parent olur. 3 child olur. 7 ile 17 yer değiştirir. Böylece 7 child olur. 17 parent olur. Burası tamam. Burada 3 birden büyük, 3 2'den büyük. Şimdi tekrar artık kırmızıya geldiğim için enter'a basıp başa dönüyorum. Bu son kontrol tur olmuş oluyor. Yani ne zaman bittiğini bilmediğim için sürekli olarak kontrol yapıyorum. İşlemin tamamlandığını şuradan anlıyorum. Bir tur içinde swap'e hiç başvurmadıysam artık bitmiştir. Şimdi olduğu gibi 17 3'ten büyük, 17 7'den büyük. 3 ve şuraya geliyorum. 3 1'den büyük, 3 2'den büyük. Tamam. Bu da bitmiş. Hemen kuralı uyguluyorum. 17'yi swap'e al, 2'yi buraya al başa ve bu 17'yi buraya yerleştir ve sonra bunu buraya al. Evet, şimdi enter'a basıp başa dönüyorum. Kurallar aynen devam. 2 3 3 parent, 2 child oldu. Burada da değişiklik yapmam gerekiyor. 7'nin parent olması lazım. Bir atlatıyorum. Buraya geldi sıra. 2 birden büyük. Kırmızıya geldim. Burada dururum. Şimdi tekrar başa dönüyorum. 7 2'den büyük, 3'ten büyük. Sorun yok. 2 birden büyük. Sorun yok. Yine sorunsuz bir tur bitirdim. Bu işlem yine tamamlandı demektir. 1 numarayı swap'e yaz. En son elemanı al, 1'e yaz. Ve bu swap'tekini en son elemana yaz ve en son elemanı, yani listenin uzunluğunu düşür. 3 elemanlı bir listem kaldı. Şimdi şu aşamada aslında 1, 2, 3, 7, 17, 19, 25, 36, 100 gibi sıralanmış gibi. Küçükten büyüğe sıralandı gibi görünüyor ama benim işlemim bitmedi. Bilgisayar olarak o henüz bilemez. Yani ben buradan görsel olarak bunun bittiğini görüyorum ama o yüzden algoritmaya devam etmeliyim. Tekrar enter'a basıyorum. Burada ekstradan işlem yapmış oluyorum ama bu tabii her zaman böyle olacak diye bir şey yok. O yüzden 1'e kadar devam edeceğim. 1, 2'den büyük mü? Değil. O zaman bu buraya gelir, bu buraya gelir, bu da buraya gelir. 2 parent oldu şimdi. Bir de 3 ile kıyaslıyorum. Child 2, 2 numaralı çocukla. Bu da büyük. Bunu da buraya alıyoruz, bunu buraya alıyoruz. Artık bir tane olduğuna göre tekrar enter'a bastığımda yine aynı şey oluyor. Tekrar kontrol ettiğimde 3 birden büyük, 3 2'den. Evet, bir turu bitirdim. Kısa da olsa bir tur. Ve swap yapmadım. Demek ki sona geldim. 2'yi buraya al, 3'ü buraya al, 2'yi buraya al ve listeyi kısalt. 2 elemanlı bir liste haline geldi. Tekrar enter'a bastım. Yine aynı şey. 1 ile 2'yi kontrol ediyorum. 2 birden büyük mü? Evet. Şimdi ikinci olarak tekrar kontrol turuna girdim. Swap'e girmedi. Yani swap'e girmeyen bir tur olduğu zaman kuralım neydi? 1 numaradakini al buraya yaz. En sonuncu elemanı 1 numaraya yaz. En sonuncu eleman 2. Çünkü listem 2 elemanlı artık. Ve bunu buraya yaz. Sonra bu kırmızıyı buraya koy. İşte kırmızı 1'in yanına geldiği zaman, yani listem 1 elemanlı hale geldiği zaman sıralama bitmiş oluyor. Böylece aynı listeyi, kendi listesini bu kırmızıyı da kullanarak aynı listenin içinde karışık sayıları 1, 2, 3, 7, 17, 19, 25, 36 ve 100 şeklinde sıraya soktu. Şimdi bunu ben elle yaptım her bir aşamasını tek tek. Sadece yardımcı olarak buradaki bana hatırlatması için, sayıları hazırlaması için bir tane başlangıç pozisyonuna getirme. Sonra da birer atlatma kodu yazdım. Şimdi diğer bu arada yaptığım adımları da Scratch'in benim için yapmasını istiyorum. Bunu uygulamaya başlayacağım. İşte bu implementasyon oluyor. Implement.
bir bilgisayar terimi olarak düşünün bunu. Yabancı bir kelime olarak değil. Implement ettiğiniz zaman algoritmanızı kod haline çevirip bir program yazma işlemi oluyor. Buna birçok dilin içinde, bilgisayar dilinin içinde, dilin komutlarından, kelimelerinden biri olarak da gördüğünüz olacak. Evet, şimdi başlayalım bunu implement etmeye. Şimdi ilk olarak bir listeye ihtiyacım var. Variable'dan hemen onu açıyorum. Make list. Buna heap list demiş dergide de. Ben de öyle diyorum. Heap list. Açtım. Bunun içine sayıları dolduracağım. Şimdi ben burada görsel olarak böyle bir şemanın içine yerleştirmiş oldum. Şablonun içine ama esas yapıp çalışacağımız yer bir list. Şöyle. Heap list isminde. Bunun içine rastgele sayılarla doldursun. Ben nasıl buradan tek tek buraya rastgele sayıları elle yerleştirmiştim. Scratch benim için yapsın istiyorum. Onu yapmasının yolu ne? Hemen şuradan şunu ayırıyorum. Şöyle. Bu araya koyacağım. Daha önce yapmıştım birkaç kere. Repeat koyuyorum. Kaç tane? Yine örnek olarak 9 tane olsun. 9 repeat yapacak. Ne yapacak repeat'te? Benim şimdi item'e bir şey ilave etmem gerekiyor. Add thing to heap list. Ne ilave edecek? Operators'dan pick random number 0'dan 100'e kadar seçsin. 0 ile 100 arasında rastgele bir sayıyı seçip buraya yerleştirsin. Bunu buraya koyduğumda ve bunu buraya yerleştirdiğimde şimdi Enter'a bastığımda her şeyi başlangıç pozisyonuna getirdiği gibi şunu da şuraya koyayım. 9 elemanlı burada dursun bu. Listenin için doldurdu. Yalnız bir hata var. Tekrar Enter'a bastığımda tekrar dolduruyor. Yani sürekli ekliyor. Yani başlangıca bir temizlik yapmam lazım. O temizliği de şöyle yapıyorum. Variable'dan delete heap list. Şuraya all'u seçersem delete all of heap list. Heap list'in yani şu listenin tamamını sil temizle anlamına geliyor. Şimdi enter'e bastığım zaman 9 eleman ve tekrar bastığımda yine 9 eleman. İçine rastgele sayılar yerleştirdi. Bundan sonra sırada ne var? Ben ne yapıyordum? Space'e basıp bu şekilde atlatıyorum. 4, 5, 6, 7. Bunu da benim için yapsın. Önce basit şekilde şöyle yapsın. Çok uygun değil ama forever döngüsüyle yapsın. Space'e bastığım zaman artık benim yerime basacak. Sonsuza kadar buraya basacak. Bastığım zaman bu şekilde sayıyor. Tabii ki benim istediğim bu değil. Başlangıç pozisyonuna getirip space'e bastığım zaman bir yerde durması lazım. Örneğin 9 elemanında nerede duracak? Kırmızı çizginin olduğu yer neresi? Burası. Burada duracak. Şimdi length. Şurada gördüğünüz length 9. Child'lardan herhangi bir tanesi. Mesela 4 için sorun yok. 5'e geldiğinde child 1'i bir hesap etti. 2 çarpı 5 şuradaki kurala göre. 10 burada length olan 9'dan büyük. Burada durması lazım artık. Yani buradan sonra child olmadığı için bir kıyaslama da yapamaz. Gereksiz. O kontrolü koyacağım. O kontrolü koymak için bir tane length isminde bir değişkene ihtiyacım var. Make a variable length diye yazıyorum ve bunu set ediyorum. Neye? Bu neyin length'i? Şurada var. Listenin uzunluğu. Length of heap list. Bunu nereye yerleştirmem lazım programda? Listeyi oluşturup oluşturmaz hemen şuraya koyması lazım. Length burada. Şuraya koyayım. Şöyle. Burada dursun şimdilik. Ve şimdi kontrol için orada durmasını kontrol etmek için ne demiştik? Child 1 ya da child 2 herhangi bir tanesi length'ten büyük olduğunda dur. Yani şöyle sonsuza kadar sayma. Bu şekilde sonsuza kadar sayıyor. Ben durmasını isteyeceğim onun. Şöyle başlangıç pozisyonuna getirelim. O da çok kolay. Eğer dediğime göre işin içinde bir tane if var demektir. Eğer child 1'in indeksi length'ten büyükse, yani şurası için diyelim, şu 10 length'ten büyükse dur. O zaman hemen şuraya operators'tan büyükse koyuyorum bir tane. Şöyle dışarıda yapayım. Sonra yerine yerleştiririm. Neleri kıyaslıyorum? Child 1 diyorum. Eğer length'ten büyükse
Dur. Bunu buraya koyuyorum. Dur nedir? Çok basit. Stop script. Buradaki script duracak. Forever döngüsü var ya. Forever döngüsünü kırmış olacak böylece. Bundan bir tane daha yapıyorum duplicate diye. Neden? Çünkü child 2'yi de kontrol edeceğim. Buradan child 2'yi alıyorum. Şunu. Buraya koyuyorum. Ve bunların yerleri neresi? Şimdi diyelim ki child 1'in geçtiğini buldu. Hemen orada çıkmalı artık. Yani bir daha child 2'yi, yani şu 11'i kontrol etmesine gerek yok. O yüzden child 1'in durma kontrolünü buraya koydum. Child 2'ninkini de child 2 hesaplanır hesaplanmaz hemen koydum. Şimdi bakıyorum. Space'e basıyorum. 5, 19. Bakın 5'e geldi. Child 1 hesap etti. 10 buldu. Baktı length olan 9'dan büyük durdu. Durduğu için 11'e hesap bile etmedi artık. Ki ben de öyle istiyordum. O yüzden 11 daha önceden kalma 9. Bakın dikkat edin. 5, 10, 11 yerine 5, 10 burada durduğu için bu da böyle. Şimdi burası düzgün çalışıyor. Peki sıradaki adımımı implement edeyim. Programa aktarayım. Neydi? Swap işlemi. Mesela burada bu sıralama içinde bunlar şu anda küçükten büyüğe doğru sıralanmış durumdalar. Ama buradaki sayıları kullanacağım. Item'ları kullanacağım. Bu item'ların içinde eğer iki sayı arasında değişim yapmak istiyorsam swap'i nasıl kullanıyordum? Şöyle swap'in içine yazıp boşalan yere bunu yazıp sonra bunu buraya alıyordum. Bunun için 3 tane değişkene ihtiyacım var benim. Öncelikle bir kere swap değişkenine ihtiyacım var. Sonra dergideki gibi yapayım. Bunu istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Swap de dahil olmak üzere. Türkçeler de yazabilirsiniz ama İngilizce yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü Scratch'in sitesinde dünyanın her yerinden Scratch programcılarıyla tanışacaksınız. Onların programlarını inceleyeceksiniz. Genellikle İngilizce kullanılıyor. Ortak bir dil olması açısından. Şimdi swap işlemi nasıl olacak? Bir tane A değişkenim var. Şuna A diyeyim. Bakın. Şu net bir şekilde anlayabilmek için şurası da swap. Swap'in burada durmasına bile gerek yok. Aslında bu swap'i burası temsil ediyor. Şimdi alt program yazmanın zamanı geldi. Onun adı da swap. When I receive swap diye bir alt program yazıyorum. Swap alt programı. Bu da ne yapacak? Şimdi adım adım yapayım. Ben ne yapıyordum? Alıyordum mesela A ile B sayıları. B'nin içindekini mesela. Sırası önemli değil. A'dan da başlayabilirim. A'dan başlayayım. A'nın içindeki sayıyı, yani A indeksli listenin A indeks sayısını swap'in içine yazıyordum. Bunun karşılığı aynen şudur. Variables'ta set swap'in içine, bakın dikkat edin. Şu A'yı yaz değil. Bu index. İndis, sıra numarası. Bana listenin içindeki item lazım. Bunu yazacağım buraya. Bunu buraya koyuyorum. A'nıncı item'ını swap'in içine, swap değişkeninin içine yazıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Sonra ne yapıyorum? B'nin içindekini A'nın içine yerleştiriyorum. Bu da replace komutu var bunun için. Herhangi bir elemanına, hangi elemanına? Duplicate A'nıncı elemanına. Buraya yerleştirdim ya. Neyi? Item. Bir tane listenin item'ını alıyorum. Hangi item'ı? B'den geldi ya. B'ninci item'ı. Şuradan B indeksli item'ını al. Bu komutta replace item A of heap list with item B of heap list. Yani heap list'in B'ninci item'ını heap list'in yine A'ncı item'ının içine yerleştir. Bu da buraya geldi. Sonra ne yapıyordum? Swap'in içindeki sayıyı listenin B'ninci item'ının içine yazıyorum. Böylece swap işlemi tamamlandı. O zaman yine replace kullanıyorum. Replace item. Nereye? B'ye. Duplicate. Neyi? Swap'in içine saklamıştım ya. A'dakini. Artık o gitti A'nın içinden. O yüzden swap kullanıyorum. Ve o da tamam. Ve bunu kontrolle aşağıya inip stop script dediğimde swap tamam. Şimdi swap tamam olduğuna göre şunları bir kaldıralım şuradan. A ile B'yi burada görmeme gerek yok. Length'in olması ve bunların olması yeterli. Artık şu kontrollere başlamam lazım. Şimdi ben space'e bastıkça
Şöyle basınca bir kere çalıştırayım. Henüz swap'ı kullanmıyorum. Burada duruyordu. Bu yolculuk sırasında child'ları parent'larıyla kontrol etsin. Bunu nasıl yapacağım? Şurayı biraz küçülteyim. Yer lazım bana. Çok kolay. Kontrolden hemen bir if koyuyorum. Neleri kıyaslıyorum? Bir kere büyükse. Eğer child büyükse, parent'tan büyükse swap yapacağım. Ama şurada olduğu gibi item'larıyla, yani şundan bir tane daha duplicate yapayım. Şöyle koyayım. Variables'tan child bir item'ı eğer parent item'ından büyük ise, bunları yerlerine yerleştiriyorum şöyle. Burası şöyle uzun olduğu için bunu biraz buraya alayım. Şunu aşağıya alayım. Eğer parent item'ından büyük ise bir şey yapsın. Ne yapsın? Swap yapacak tabii ki. Şimdi şöyle yapıyorum. Swap'i şuraya alıyorum. Swap'in işi bittiği için. Bu da buraya yanlışlıkla girmiş. Şöyle alalım. Yine yerine yerleştireceğim onları ama burada bitireyim önce. Swap de burada. A ve B kullanıyor. Bir swap işlemi yapacak. Swap işlemi nasıl oluyor? Hemen set A'nın yerine child 1'i koy. Swap işlemi indeksleri alıyor. Yine bundan bir tane duplicate deyip şu child 1'i çıkarayım. Oraya parent koyuyorum. Şu da B oluyor. A'ya child 1'i, B'ye parent'ı. Ondan sonra kontrolden gidip broadcast, swap and wait dersem ikisinin içindeki, listenin içindeki child 1 nodundaki sayıyla parent nodundaki sayının içeriklerini karşılıklı değiştiriyor. Bu child 1 için ne yapıyordum? Önce bir child 1 ile kıyaslıyordum. Şöyle. Sıralama yanlışsa değiştiriyordum. Sonra da child 2 ile. Demek ki aynısını bir de child 2 için yapmam lazım. O yüzden bundan kopyalıyorum. Duplicate diye şöyle iki tane oldu. Bunların yeri neresi? Şimdi bakın burada geldi. Hesap space'e bastım. Hesap etti. Child 1'in değerini buldu. Kontrolü yaptı. Sona geldim mi diye. Sona geldiyse durdu. Sona gelmediyse, durmadıysa devam ediyor. Artık swap varsa onun sırası. Bunu oraya koyuyorum. Bu child 1 için. Diğerinden kopyaladığım için bu da hala child 1 için gibi duruyor. Ben bunu child 2'ye çevireceğim. Variables'tan buraya child 2'leri koyduğum zaman aynı kodu child 2 için kullanmış oluyorum. Yeri de aynı benzer şekilde child 2 hesaplandıktan sonra ve büyüktür ise çıkacak. Değilse devam edecek. Demek ki devam ettiğine göre sıra swap kontrolüne geldi. Evet. Programın ana kısmı oluşmaya başladı. Şimdi bakalım neler oluyor. Çalıştırdım. Her şey başlangıca geldi. Şimdi şuradan bakıyorum. Bir kere bastım. 3 kere papladı. Bu ne demektir? Burada 3 kere bir sallanma yaptı. Tekrar basıyorum. Artık bir daha bir şey yapmıyor. Neden? Bu çünkü sürekli artıyor. Benim başa dönmem lazımdı. Hatırlarsanız her seferinde bir tur bittikten sonra tekrar başa dönüyordum. Onun da çaresi şuraya set i'ye 0 koymak. Neden 0 koyuyorum? Çünkü burada 1 arttırarak yani 1'den başlıyor. Buraya 0 koyuyorum ki buradan 1'den başlıyor. Şimdi yeşil bayrağı bastığımda burayı doldurdu. Şimdi bakın. Basıyorum. Evet, bir swap'ler yaptı. Bir şeyler yaptı burada. Bir daha basıyorum. Bir şeyler daha yaptı. Yine swap'leri yaptı. Yani bir tur daha attı. Her basışta bakın bu başa dönüyor. Ve dikkat ederseniz artık değişiklik yapmıyor. Bütün liste aynı kalıyor. Şöyle baştan yeni bir listeyle. Birinci tur. İkinci tur. Üçüncü tur. Dördüncü turdan sonra artık değişmiyor liste. Hep baştan oraya kadar geliyor ama liste değişmiyor. Demek ki liste heapify oldu. Yani her bir notta şu kontrolü yaptığın zaman 98, 2 ve 3 bunların child'ları 87 ve 62'den büyük. Güzel. 2'nin child'larına 2 kere 2 4 artı 1 5. 87'yi 4 ve 5'te kontrol edin. 87, 77 ve 49'dan büyük. 62, 6 ve 7'den büyük olmalı. 62, 48 ve 3'ten büyük. Evet, sıralanmış. Peki ben bunun bittiğini nasıl anlayacağım? Şöyle bir adım atayım önce. Adım adım gidiyoruz. Make a variable. Swap count diye bir değişken yapıyorum. Swap count.
Ve bu değişkeni yine her zaman olduğu gibi programın en başında bir kere bir sıfıra işliyorum şuradan. Yani yeşil bayrağı aslında bu sıfır olsun. Ve bunu birisi arttırsın. Kim arttıracak? O swap'in görevi. Yani swap yapıldıkça swap count'u bir arttırsın. Yani bir tane çentik atıyor. Artı bir, artı bir, artı bir sürekli count'u arttırıyor. Ve bu swap count'u da ben şuraya yazayım. Burada swap count var. Burada bulunsun. Şimdi baştan dönelim. Neler oluyor bakalım. Çalıştırdık. Swap count büyük şöyle large read yazayım. Şuraya yazdım, koydum bunu. Space'e basıyorum. 4 tane bakın swap yaptı. Tekrar basıyorum. 2 swap daha yaptı. 6 etti. Tekrar basıyorum. Bakın artık değişmiyor. Hani yapıyordum ya, bir tur daha yaptığımda artık hiç swap olmadıysa bu iş tamamdır. Bunu tespit etmem lazım. Ondan sonra artık bir şey yapmaması lazım. Bu aşamada program heapify yapar hale geldi. Yani listeyi baştan başladığımda şöyle birkaç defa bastığımda heapify yapar hale geldi. Peki hiç swap yapmadığı kontrolü nasıl yaparım? Bilgisayar programcılığında çok kullanılan bir kavram öğreneceksiniz. Flag kavramı. Yani buradaki flag gibi bir flag kullanacağız. Bir bayrak, flama. Flamayı kaldıracağız, indireceğiz. Yani bunun flamanın kalkık olması bir durumu, inmiş olması durumu ise sıfır durumu. Onun için bir tane swap flag diye bir flag yaratıyorum ve bunu programın en başında yine, bu her zaman illa sıfırlanması gerekmez ama şimdi sıfırlanması gerekenlerle karşılaşıyoruz hep. Flama inik. Sıfır. Bu flamayı kaldıracak olan set flag to 1 dediğim zaman, bunun için 1 olduğunda flama kalkmıştır. Bunu kim kaldırır? Swap. Çünkü swap'e girdiği zaman swap count'u 1 arttırdığı gibi aynı zamanda da ben swap yaptım diye bu flag'e 1 yapıyor. Ben 0 yapıyorum, o 1 yapıyor. Şimdi şöyle yapalım. Swap flag'i buraya koyayım. Şöyle. Ve her seferinde her space'e bastığımda da burada forever döngüsüne giriyor ya, yine swap flag'i burada sıfırlasın. Şuraya 0 koyuyorum. Şöyle. Böylece başlangıca gelelim. Bak, şimdi izleyelim neler oluyor. Bakın flag 1. Her seferinde sıfırlıyor ama bu forever döngüsünün içinde swap'e gittiği için o yine burada 1 oluyor. Swap işlemi yapıldığı zaman. Her seferinde sıfıra gittiği için eğer turun bir tanesini, yani en sonuncu turda sonuçta swap'e gitmemiş olacak. Böylece ne olacak? Flag 1 olmayacak. Yani kaldırılmayacak. Şimdi onu göreceğim uygulamalı olarak. Başlangıca gelelim. Tekrar bastım. Swap'ler oldu bu turda. O yüzden 1. Bir daha basıyorum. Bu turda da swap'ler oldu. Arttı çünkü. Bir daha basıyorum. 8 oldu. Bir swap daha yaptı. Bir tane arttı. Bu büyük ihtimalle şimdi 0 olacak. Evet, 0. Yani bu 8 sayısı artmıyor. Hiç swap yapmıyor. Demek ki swap flag 0 olduğu zaman benim listem heapify olmuştur. Heapify olmanın anlamı da şudur. Listenin en büyük elemanı, bakın 100 numara, en büyük sayı en üste gelmiş demektir. Sıra, hatırlayın ne yapıyorduk? Öyle olduğu zaman bunu swap'in içine yazıp, daha doğrusu şöyle, bu şöyle oluyordu. En başa şu şekilde gelmiş oluyordu. 100 burada en başta olsun. Bunu swap'in içine yazıp, bunu buraya yazıyorduk, bunu buraya yazıyorduk. Ve çok önemli de şu vardı. Bunu listenin uzunluğunu bir küçültüyorduk. Şimdi bu işlemleri implement edelim. Bunlar şöyle dursun. Sadece anlatım için iyi oluyor. Şunu da large readout yapıp buraya, flag de burada duruyor. Bunu yapabilmek için yalnız şöyle yapıyorum artık. Bunu buradan ayırıyorum. Bu benim heapify alt programı oluyor artık. Kontrolden geliyorum buraya. Nerede? When I receive, yeni bir alt program. Buna dergide de rastlayacaksınız. Heapify. Hep yanlış yazıyorum. Evet. Heapify diyorum. When I receive heapify. Heapify olduğunda.
Şimdi şöyle yapalım. Bu pop sesi de artık şeyde olsun. Forever'ın içinde değil de şurada olsun. Hi-Fi çağrıldığı zaman hemen pop deyip başlasın işe. Ve bunu artık space'e basınca ben çağırayım. Nasıl çağırayım? Şöyle. Broadcast Hi-Fi and wait. Başlangıç pozisyonuna gel. Bakın. Her seferinde bir defa yapıyor ve sıfır oldu. Ama deminkinden fark olmadı. Sadece bunu alt programı haline getirmiş oldum. Ben burada tekrar tekrar basma işlemini yine scratch yapsın istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. Bunu buraya alır da eğer şuradan repeat until'den şöyle yazarsam. Ne zamana kadar tekrar etsin bunu? Flag sıfır oluncaya kadar. Şuradan operators'tan bir tane eşittir koyuyorum. Ve variables'tan swap flag'e buraya koyuyorum. Sıfır oluncaya kadar. Sıfır olması ne demekti? Listenin heap olmuş olması, yani sıralanmış olması. Daha doğrusu heapify olmuş olması demekti. Yani sort'tan farklı bir şey bu. Sadece parent'lar child'larından büyük. Bunda tabii çalışmayacak. Bunu özellikle görmeniz için böyle yaptım. Neden çalışmayacağını açıklayacağım. Basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Her şeyi başlangıca getirdim. Space'e şu anda basıyorum. Bakın çalışmıyor. Bunun sebebi şu. Ben zaten başlangıçta swap flag 0 yaptığım için repeat until swap flag eşittir 0 olduğunda hemen put diye çıkıyor. Buradaki işlemi yapmıyor. O yüzden ben bir kere gönüllü olarak kendim swap flag'i önce bir 1 yapmalıyım. O zaman burası çalışır. Ta ki buradaki flag 0 oluncaya kadar. Ondan sonra durur ve yoluna devam eder. Şimdi bakalım. Evet, yeni bir test. Space'e bir kere basıyorum. Evet. 0 oldu ve durdu. Ve listeye baktığın zaman 57, 32 ve 33'ten büyük. 32, 4 ve 5'e bakıyorum. 30 ve 14'ten büyük. 6 ve 7'den büyük olmalı şu. Yani 6. ve 7. elemandan şu sayı. 33 bunlardan büyük. Hi-Fi tamamlanmış. Şimdi peki son olarak ne yapıyordum? Hi-Fi tamamlandığında yani listenin en büyük sayısı ki 57 burada. En üste geldiğinde bununla son eleman olan 9. eleman burada. Yani length'inci eleman. Onun yerini değiştiriyordum. Yine swap'e ihtiyacım var. Buraya set A ve B'den kullanıyorum. Ama bu sefer pardon şuraya A, şuraya B. Ama bu sefer A'ya 1 diyorum. Neden? Çünkü neydi kuralım? Birinci elemanla sonuncu elemanın yani length'inci elemanın. Buraya da length'i koyuyorum. Şu length sayısını yerini değiştiriyorum. Bunu koyayım şimdi. Adım adım gidiyoruz. Ve çok az kaldı bitmesine. Başlangıç aşamasına geldim. Şöyle bakayım. En büyük eleman burada 93 görünüyor. Şimdi basıyorum. Ha, swap'i yapmadım tabii. Adım adım da o kadar küçük adımlarda değil. Kontrolden broadcast hipify değil. Swap'i çağıracak. Swap and wait. Yani A'ya B'ye bunları yerleştirdi. Swap yapması lazım. Onu unuttum. Bir daha yapalım. Yeni bir sayı atsın. Şöyle bir arıyorum önce gözle. En büyük sayı burada 82 görünüyor. Hip işlemleri bittikten sonra, turlar bittikten sonra 82 en üste gelecek ve bunu en alta alacak. Şimdi bakalım. Evet, 82 en alta geldi. Bir daha basarsam bir şeyler yanlış gidiyor. Çünkü unuttuğum bir şey var. 82 tekrar bir yerlere geliyor. Yine en alta geliyor. Unuttuğum şey de şu, ne yapıyordum? Bunu kırmızıyı, yani bütün bu işlem bittikten sonra bir azaltıyordum. Evet, yeni adım. Sondan ikinci adım olsun bu da. Ve çok kolay. Bir adım. Set değil. Özür dilerim. Change length eksi bir. Yani bunu biraz azaltıyorum. Length biraz alınca buradan artık şunu yapabilirim. Bakın. Güzel oldu. Başlangıca geldik. Şimdi bir kere bastım. Yüzü buraya yerleştirdi.
Şimdi bundan sonra ne var? 99 var. Bir daha basıyorum. 99'u buraya yerleştirdi. Length gittikçe azalıyor. Bir daha basıyorum. Sıradaki büyük sayıyı yerleştirdi. Ondan sonra ne var? 62 var. 62 buraya geldi. Sonra 44 var. Ve bu arada length 5 oldu. Ve devam ettiğim zaman 27, 23, 16, 11. Bu şekilde bastıkça artık biri boşalttı ve heap listin etrafında şöyle gördüğünüz gibi kırmızı bir çizgi oluşuyor. Neden? Çünkü length -20'ye geldi. Yani sınırların dışına taşındı. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bunun da çözümü çok kolay. Şuraya en basitinden bir kontrolle repeat until ne zamana kadar eşittir. Ne demiştim? Şu kırmızı çizgi buraya geldiği zaman, yani length'in 1 olduğu zaman, tek elemanım kalıncaya kadar olacak her şey. O yüzden buraya variables'dan length'i koyuyorum. Buraya da 1 koyuyorum. Ve program bitti. Şöyle kontrolden şunun altına script'i koyuyorum. Stop script. Bu bitmiş oluyor. Başka var mı? Forever döngüsü olduğu için yok. Şu başlangıcın altına da stop script koyuyorum. Tamam. Ve son test. Basıyorum artık sonuna kadar kendisi gidecek. Evet 78, 77. Bu da düşüyor bu arada length. Ve bitirdi. Şimdi 9 eleman için böyle. Ben şunu şöyle uzatayım. Genellikle dergide 15 eleman sığdığı için hep 15 elemanlı örnekler veriyorlar. Sebebi de hepsi ekranda görünsün diye. Bu daha da uzun olabilir. Bunu daha önce söylemiştik sanırım. Şöyle biraz büyüttüğümde bunu şöyle biraz aşağıya heap list'te yukarıda yataşacak şekilde koyduğumda bunu 16 tane yapabiliyorum ben. 16. Şimdi 16 için test edeyim. Evet. Her bir turda bakın sesler gittikçe hızlanıyor çünkü liste kısalıyor. 14 elemanla 13 elemanla uğraşıyor. Artık sıralamayı yaptıkça bunun üstündeki sayılarla uğraşıyor. O yüzden çok hızlanıyor. Evet. 28, 36, 30, 28, 21. Şöyle baktığım zaman 12, 14, 15, 21, 28, 30 sıraya sokmuş. 95'e kadar. Şimdi program bitti. Bu kod, bu gördüğünüz 4 parçadan oluşan daha sade, daha okunaklı bir kod oldu. Bu koda göre. Ama bu kod daha iyi. Yani onu bilmeniz lazım. Şuradaki iç içe kodlar biraz karışık da olsa bunu anlamaya çalışın. Yazmaya, neden böyle olduğunu anlamaya çalışın. Çünkü şu anda artık algoritmayı öğrendiniz. Yani şurada iki satırda anlattığı ve bir resimle anlattığı algoritmayı biz burada elle yaptık. Sonra da programa yaptırdık ve çalışıyor. O programı yazın ve analiz edip ne farklılıklar olduğunu görün. Ben size bir ipucu vereyim. Durma için ben burada belki de program içinde söylemişimdir bilmiyorum ama child 1, child 2 hangisi length'i geçtiyse durma noktalarını öyle ayarlıyordum ya. If kullanmak yerine orada bakın şunu kullanmış. Orada bulabilirsem şimdi bunu. Şu count'u size'a length of heap list koymuş. Ve buna count diye bir değişkenin içine size'dan 1 çıkarmış. Bunu 2'ye bölmüş. Sonra bunu yuvarlamış ve bu count kadar tekrar ettiği zaman benim yaptığım şuradaki child 1 veya child 2 eğer length'i geçtiyse dur kontrolüne gerek kalmamış. Bu çok daha etkin bir koddur. Daha hızlı çalışır. Yani bir if kontrolünden ise count'u böyle geriye doğru saydırmak veya ileriye doğru saydırmak daha hızlı çalışır. Program için daha iyidir. Bu şekilde iç içe if'ler de aslında daha hızlı çalışır. Ama okuması zor. Buradakinin okuması zor olduğu gibi. Burada tabii ki tercih sizin. Biraz karmaşık kodla hızlı bir algoritma yazabilirsiniz. Performans istemiyorsa okunaklı bir kod için bunu tercih edebilirsiniz. Yani hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zor. Duruma göre değişir. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Süreyi ölçmek istiyorum. Bir de süre ölçmüş ya. Yeni bir şey daha öğrenip yani time bir programın çalışma süresini öğrenip bu dersi burada bitirelim.
O da çok kolay. Sensing'e girdiğinizde bir tane timer değişkeni var. Sürekli çalışıyor. Bunu bakın açtığım zaman bu sürekli artan bir değişken. Ben Scratch'i çalıştırdığımdan beri 3527-28 saniye geçmiş. Bu kadar zaman geçmiş. Şu reset timer'a bastığım zaman bakın sıfırlandı. Baştan sayıyor. Ve ben eğer tutar şöyle yaparsam variables'tan make a variable'dan sort time diye sıralama zamanı koyarsam şurada bunun altına koyayım. Şöyle. Reset timer'ı space'e bastığım yerin en başına koyarsam. Burada başlıyor çünkü. Ve en sona da şuraya set sort time sensing'den timer'ı koyarsam bittiği anda da o anki zamanı oraya yazar. Ve yine bu sort time eklediğime göre şuraya variables'tan ekranda bir önceki görünmemesi ve temiz olması için sadece değişkenleri başlangıçta sıfıra ya da başlangıç değerlerine ulaştıracağınız artık tamamen size bağlı. Yani siz karar vereceksiniz algoritmaları öğrendikçe. Şimdi length'i şuraya koyayım. Şurada bir yerde dursun. Şöyle. Timer ve sort time burada. Ve şuraya geliyorum. Ana ekranda sevdiğim artık. Yeşile bastım. Burayı doldurdu. 16 tane sayısı var. En büyük sayı işte neyse kendisi bulacak artık. Space'e basarak başlatıyorum. Space'e bastığım anda timer sıfırlayacak. Bakın dikkat edin. Sıfırdan saymaya başladı. Şimdi sıralamayı yapıyor. 16 tane sayıyı ...18-19 saniye oldu. Ve bittiğinde buraya yazacak. Aşağı yukarı şimdilerde bitmesi lazım. O daha anca buralara gelmiş. Evet yine duruyor. Bayağı karışık bir liste olmuş olmalı ki uzun sürdü. Bitti. 47,5 saniyede bitirdi. 16 sayıyı. Şimdi burada bir de size bir şey daha göstermek istiyorum. Burada 47,5 saniyede ve 79 swap ile bitirdi. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi bana burada artık ekranda bunlar lazım değil. Bu lazım değil. Bu lazım değil. Flag lazım değil. Kaç swap olduğunu bilmek istiyorum. Sort time lazım. Lazım olmaz olur mu? Sort time'ı istiyorum. Şunlar da lazım değil. Onlar bana yine konuyu anlamam içindi. Length de lazım değil. Bunları da kaldırdım. Ve çalıştırdığımda rastgele sayılar üretildi. Başladım. Biraz önce 45 saniye gibi bir sürede bitirmişti. 16 sayının sıralamasını. Ve bitirmek üzere. Şimdi 19 saniye indi. Yani büyük bir fark bu. Bunun sebebi şu. Buradan bazı display'leri kaldırdım. Bunu önceki derslerde söylemiş olabilirim. Tekrar söylüyorum. Sizin programla uğraşırken Scratch bir de ekrandaki bilgileri güncellemeye zaman harcıyor. Onun için şöyle yaparsam bakın. Bunları da kaldırıp hatta heap listi de şöyle oluşturup gördükten sonra evet bunlar oluştu tamam içinde var dedikten sonra yine buraya gelip Space'e bastığımda bakın şimdi sadece seslerden bir şeyler yaptığını biliyorum. Yine 16 sayı. 45 saniye yaptı. 19 saniye indirdim. Bitti. Bakalım. Şuradan sort time'ı açtığım zaman 9 saniye inmiş. 9,8 saniye. Swap'i de açayım. Pardon, swap count'u açmam lazımdı. Bunu değil. Swap count'u açtığımda 80 swap yapmış toplamda. Ve heap listi de açtığım zaman onun da sıralanmış olduğunu göreceğim. Şöyle şuraya koyuyorum. 11, 11, 14, 15, 15, 24, 34, 37, 51. Evet. Küçükten büyüğe sıralanmış. Ve bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.